Merhaba arkadaşlar, ben eğitmen Yasin Şafak. Bugünkü videomda bir tane antika musluk modellemeyi göstereceğim. Burada referans resmimizi görebilirsiniz. Aynı zamanda bu referans resmini YouTube videosunun altında bulunan açıklamalardan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hiç daha gecikmeden hemen çizimimize başlayalım. Resme sağ tuş yaptık, özelliklere geldik ve buradan detaylarda 3000'e 2100 bir resim olduğunu görüyoruz. Yani buradaki plane'imiz kesinlikle 3000'e 2100 olacak. Segmanlarını sıfırladım. Burada 2018 Max için konuşuyorum. Front ekran, standart ve edge faces olduğundan emin olacağız. Resme attığınızda çalışmayanlar için iki tane opsiyon var. Biri Real Map World Size, diğeri D açık almış oluyor. Bu D'yi bastıysanız yanlışlıkla tekrar disable'ı kapatmanızı öneririm. Sürükle bırak yöntemiyle buraya resmimi attım ve resmimi geri çektim. Sağ tuş, Object Properties, Freeze, Show Frozen in Gray kaldırdım. OK dedim, FZ ve G ile grid'i kapattım. Komutumun ismi burada LED olacak ama tabi bu LED'i ne kadar detaylı işlerseniz o kadar güzel bir şey olacağı için çok güzel bir formda bunu size göstermek istiyorum. Bu benim kesinlikle sahnelerimden birinde var olacak bir musluk. İlk önce ders olarak sizinle paylaşmak istedim. Her ne diyordum işte bu objenin benim sahnelerimde birinden var olmadan önce size ders olarak gelmesini istedim. Buraya bir kere tıkladım. Shift ile beraber buraya kadar geldim. Tekrar Shift ile böyle gidiyorum. Mesela şuranın komple bir eğim olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Böyle tıkladım. Yukarı doğru geldim. Burada bir tane oval bir yer olduğunu görüyorum. Tabii bu gibi detayları neyle görüyorum? İşte Google'dan bulduğum çok yüksek çözünürlüklü resimlerle buluyorum. Böyle düz geldim. Mesela bakın burada 3 kademeli bir tane çıkıntı var. Yani şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, 4, 5. En güzel dönüş her zaman 3 noktayla olandır diyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle mesela burada ne yaptık? Düz çıktık. Aynı şekilde yine böyle düz gelip şöyle bitirebilirim. Bir kademe daha çıkabilirim burada. Sonra yine orta ve bitiş. Burada yine şöyle bir hareket yapıyorum. Bakın şu şekilde yine geldim. Ne kadar çok detay koyarsanız aslında bir nebze o kadar da güzel oluyor şekilleriniz. Tabi bu tamamen renklere, zevklere hitap eden bir konu. Buradaki kısmı düz geçiyorum bakın şöyle. Hatta burada biraz daha içeri doğru gireceğim. Sonra yukarı doğru shift'le çıkıyorum. Shift'le tekrar böyle geldim. Sonra şöyle bitirdim. Tekrar şöyle bitirdim. Birazcık sallamasyon yapmış olabilirim burada. Bunun yine güzel sonlanacağından emin olabilirsiniz. Ve bir tarafın kestini bitirmiş oldum. Şimdi ağırlık merkezinin ortada kalması için ilk önce ortadaki çizgiyi seçerim. Modify'a giderim. Zaten çizgilerim her zaman Editable Spline'a dönüştürmeye gerek kalmadan bir Editable Spline'dir. Attach'a tıklarım ve buradaki objeyi eklerim. Alt Q dediğimde elimde şöyle bir şekil kalmış olur. Spline menüsünü açarım. Trim derim. Buraya trim. Buraya trim. Yani biz bu ortadaki çizgi aslında ne için çizdik? Çok işlemeli bir objenin en üst noktasıyla en alt noktasının birbirine denk olması için. Yani buranın bir dönme merkezi olması için. Geldim. İkinci menüye girdim. Buradaki çizgiyi siliyorum. Sildikten sonra nokta menüsüne geçiyorum ve tane tane işlemeler yapacağım. Muhtemelen ekranından dolayı görmüyorsunuz. Hani ben de benzetmeler yoluyla ortaya çıkaracağım bir şeyleri.
Şöyle bir filet attım. Dikkat ederseniz kırıklı gözüküyor. Bu kırıklı gözükmeyi nasıl tamir ederiz? Interpolation'a adaptive'e kapatarak. Tekrar geldim şuraya. Bir filet daha attım. Buradaki kısmı da smooth'a çevirdim. Ve şöyle tamamladım. Bakın bir anda musluğun oradaki aynı formu yakaladım. Hiçbir yerde sivri köşe bırakmamak için minik chamferlar atıyorum. Bu çok önemli bir kural. Ardından mesela şuradaki noktayı acaba tutsam mı diye düşündüm bir. Buradaki noktayı aldım bakın. Şimdi biraz daha böyle getirebilirim. Tekrar bir fillet atıyorum buraya. Gayet iyi. Şuradaki kısmı smooth. Smooth'tan sonra bakın şöyle gözüküyor. Chamfer. Buraya bir tane chamfer. Şurada 3 tane noktanız var bakın. Yani çizginin gelişi şöyle gözüküyor. Hatta şuradaki noktaları kaldırıp buna direkt tek parçaya smooth atmak daha doğru olacak. Tabii ki işleme yapmak, detay girmek daha güzel olacaktı ama şu an çok fazla vakit kaybetmenin manası da yok. Burada arkadaşlar şurada bir işlemeniz var. Ama burada şuradaki mesafeyi unutmuşum mesela. Bakın burası komple dümdüz geliyor. Noktanın menüsünde aslında bunu kasti yaptım birazcık. Refine'ı da gösterebilmek adına. Refine'a geldim şuraya bir kere tıkladım. Artık bu benim orada da bir noktam var. Onu şöyle getirdim bakın. Araya bir nokta ekleyerek şuraya düz bir platform oluşturmuş durumdayım. Şimdi buraya da bir fillet atacağım. Buraya da bir fillet atacağım. Ve şuradaki kısma smooth dediğimde bütün işlemim çözülmüş olacak. Devam ediyorum. Fillet. Tekrar bir fillet. Tekrar bir fillet. Ops. Böyle bir sorunla karşılaştınız. Bunun sebebi noktalarınızın karşılıklarındaki yerlerin bezier corner olup corner'la karşılaşması. Böyle bir durumla karşı karşıyasınız. 4 noktayı seçin. Hepsini corner ilan edin. Ve fillet'i tekrar deneyin. Artık çok daha düzgün bir fillet elde edeceksiniz. Buraya geldim. Smooth dedim. Zaten cukduyu hemen yakaladı. Sivri kenarlara chamferları atmayı unutmayın. Benim gözümden kaçsa da hani sizi atmayı asla ve asla unutmayın. Şöyle minik minik chamferlar. Çünkü bizim paranın girebileceği maksimum yer bile bir düzlük olacaktır. Şöyle yine minik fillet'lar devam ediyor. Sivri köşelerde chamferlar. Geldim buraya yine smooth atıyorum. Buraya yine smooth. Fillet. Buraya fillet. Buraya fillet. Buraya fillet. Şuraya da fillet. Buraya da fillet. Şuraya yine geldim bir smooth. Patlatıverdim. Birazcık hızlanıyorum artık. Sivri kenarları da çok umursar bir halde değilim şu an. Sizin de vaktinizi kaybetmemek için. Fillet'larımı ve chamfer'larımı hızlı bir şekilde yapıyorum. Şuraya geldim yine smooth. Buradaki bütün noktaları seçip aynı anda fillet yapabilirsiniz. Smooth. Bütün noktalar yine aynı anda seçili. Şuralara ve şuralara tekrar smooth verilerek şu biraz daha şey şu da kesinlikle sivilce gibi olmaması için bu çizginin burada düz bitmesi lazım. Tekrar bir chamferla arayı toparlayabiliriz. Gayet iyi. Gördüğünüz üzere ortadan bir çizgiyle bu kesti tam eşit yerlerinden böldük ve sadece sağ tarafını çizdik. Komutumuzun ismi let. Bunun birkaç farklı örneğini yine kanalımda bulabilirsiniz demiştim. Güncel bir tane daha çekmek istedim. L harfine bastığınızda let ismi size bütün her şeyi verecek komuttur. Çizmiş olduğunuz kesiti ana merkezin etrafında 360 derece döndürerek çok güzel bir form elde etmenizi sağladı. Ve yapacağınız şey şu an kalitesiz gözüküyor. Neden? İlk önce sağlıklı modellemeyi görelim.
Buradan bir sürü poligonun ortak noktası aynı yerde kesiştiği için biz Velcro'a tıklamak zorundayız. Tutun diyelim ki LED'i tamamladınız, objeniz siyah çıktı. Muhtemelen bir yerde attach veya weld sorunu yaşadığınızdan dolayıdır. Flip Normals'a tıklarsanız o siyahlığı bir anda düzeltirsiniz. Şu an herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Segment sayısını 16 yapmanızla 100 yapmanız arasında pürüzsüzlük farkı vardır. F4'ü kapattığınızda da birebir gerçek objeyi kendinize geçirmiş olursunuz. Videomun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalımda daha sonra çıkacak videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, kolay gelsin.